Ters Aynadan hepinize merhaba. Bugün özel bir bölümle karşınızdayız. Özel bir röportajla karşınızdayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kurultay sürecini konuşacağız. Biliyorsunuz kongreler, il ve ilçe kongreleri tamamlandı. 1370 delege seçildi. Bu 1370 delege önümüzdeki büyük kurultayda genel başkanı belirleyecek. 4-5 Kasım'da gerçekleşecek büyük kurultay ve kurultayda genel başkanlığa aday olan isimler Özgür Özel, mevcut hali hazırda grup başkanlığı görevini üstlenen ve Manisa milletvekili aynı zamanda partide Profesör Doktor Örsan Öymen ve İlhan Cihaner, eski milletvekili partinin ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu, mevcut başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da aday olması bekleniyor. Kendisi adayım demedi. Böyle bir açıklaması olmadı ama parti delegelerinin kendisiyle ilgili imza verdiği yönünde bir takım haberler paylaşılıyor. Kamuoyunda yüksek ihtimalle de aday olarak göreceğiz Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Şimdi gözler bu kurultaya çevrilmiş durumda. Bu kurultay diğer kurultaylardan bir tık daha heyecanlı geçecek gibi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kurultayları çok heyecanlı ama bu kez özellikle de değişim başlığı açılmış durumda. Partide bir değişim, sadece genel başkanlık değil, genel manada bir değişim olmasını isteyen partililer var. Bugün de çok kıymetli bir konuğumuz var. Aday adaylığını açıklayan Profesör Doktor Örsan Öymen bizimle birlikte. Kendisiyle hem adaylık sürecini hem büyük kurultayda neler yaşanabileceğini, tabii kurultaydan sonra da partinin hangi yöne doğru evrilebileceğini konuşacağız. Ben çok bekletmeden konuğumu bağlıyorum yayına. İyi Örsan Bey, akşamlar. hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş Teşekkürler. geldiniz. Az önce ben biraz süreci özetledim. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki süreci aslında şuradan almak lazım belki de. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından ciddi bir değişim isteği, çağrısı başladı partide. Bu sadece parti içinden değil, seçmenden de geliyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bu çoğu kez dile getirilmiyor partililer tarafından ama bu kısım önemli. Sizin de bu anlamda partinin hali hazırdaki gidişatından bir takım rahatsızlık duyduğunuzu, dile getirdiğiniz açıklamalarınız oldu ki aday olacağınızı açıkladınız, aday adaylığınızı açıkladınız. Ve aynı zamanda siz CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nin de öncüsüsünüz. Bu harekete de birazdan değineceğim. Aynı zamanda da 5 yıl boyunca partide parti meclisi üyeliği görevi yürütmüş bir isimsiniz. Dilerseniz şöyle başlayalım. Siz özellikle de hem İstanbul Kongresi'nde, partinin İstanbul Kongresi'nde hem de CHP İlke ve Demokrasi Hareketi'nin internet sitesinde şuna vurgu yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi özünden uzaklaşmıştır. Özüne dönmesi gerekir diyorsunuz. Böyle bir ağırlıklı olarak bu yöne bir eleştiri yöneltiyorsunuz. Birincisi, neden özünden uzaklaştı Cumhuriyet Halk Partisi ve tekrar o öz tabii tanımını da ortaya koymak lazım. Tekrar o öze nasıl dönebilir? Siz bunu nasıl sağlayacaksınız? Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz tabii CHP seçmeni tabanı ve üyeleri, yani onları dikkate alarak ve onların da duygu ve düşüncelerine tercüman oluyoruz aslında söylediklerimizde. Burada da iki unsur var. Birincisi, sizin de değindiğiniz partinin ilkelerinden uzaklaşmış olması veya partinin sağa savrulması olarak da nitelendirilen sorun var. Birinci tespit bu. İkinci tespit de parti içi demokrasi sorunu, yani parti içi demokrasinin işletilmemesi. Şimdi bu ikisi birden tabii olunca bu daha da büyük bir faciaya yol açıyor. Çünkü bu sağa savrulma konusunu ya da ilkelerden uzaklaşma konusunu çözemiyorsunuz. Parti içi demokrasi olsa bir şekilde taban, seçmen, üyeler, yani üyelerin de bu partideki karar mekanizması sürecine katılmasıyla mahalle kongrelerinden başlamak üzere tüm üyelerin oy kullanabildiği mahalle kongreleri örneğin demokratik bir biçimde yapılsa, gerçekten kongre gibi yapılsa, ondan sonra çarşaf listeli, herkesin aday olabildiği çarşaf listeyle mahalle, ilçe, il kongrelerinde seçime gidilebilse,
adaylar milletvekili veya belediye başkanları ön seçimle belirlenebilse, bu unsurlar partiçi eğitim etkin kılınabilse, yani parti üyelerinin bilinçlenmesi, kendi ilkeleri konusunda, programı tüzüğü konusunda bir bilgi sahibi olması sağlanabilse, aslında bu sorunlar olağan akış içerisinde otomatik olarak çözülür. Çünkü bizim taban üyeler, yani 1 milyona aşkın üyemiz ve seçmenimiz, o daha da genç bir kitle, bunları talep ediyor. Yani partinin bunları derken hem parti içi demokrasinin tesis edilmesini ama partinin ilkelerine sahip çıkılması. Nedir bu? Her üye bildiğiniz gibi partinin programına uymakla yükümlüdür. Yani tüzük gereği yükümlüdür. Kendi başınıza ilke seçemiyorsunuz. Dolayısıyla ilkelerimiz bellidir. Cumhuriyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik, milliyetçilik, ulusçuluk anlamında, devrimcilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk. Bunlar temel ilkelerimiz. Yani altok ve ona ek olarak da sosyal demokrasi ve demokratik solculuk. Ve partimiz bunları sentezlemiş durumda. Tarihsel bir süreç içerisinde. Yani bu ilkeler partinin kurumsal kimliğini temsil ediyor. Şimdi dolayısıyla genel başkan dahil herkes buna uymakla yükümlü. Ama baktığımız zaman özellikle laiklik ilkesi bir kenara atılmış durumda. Yani AKP'yi taklit ederek siyaset yapan bir parti yönetimi var. Dolayısıyla yani laikliğin gerekleri diyelim isterseniz yapılmıyor. Eğitimin dinselleşmesi, devlette kadrolaşmanın dinselleşmesi, siyaset söyleminin dinselleşmesi, yaşam tarzının dinselleşmesi veya belli bir yaşam tarzının herkese dayatılır hale gelmesi, festivallerin, kültürlerin yasaklanması, festivallerin ve konserlerin düzeltiyorum yasaklanmış olması, ondan sonra tarikatların ve cemaatlerin dernekler ve vakıflar üzerinden devletin ulusal güvenlik açısından devletin kilit kurumlarını ve eğitim kurumlarını kuşatmış olması, yani bütün bunlara karşı bir etkili muhalefet sergileyemedi CHP yönetimi. Aksine AKP'nin gölgesinde bir siyaset yaptı. Bu işin bir boyutu. Bir de ekonomi boyutu var. Yani ekonomi boyutunda da sol ekonomi politikalar projelendirilemedi yeterince. Yani sol, sosyal demokrat, demokratik solcu, halkçı ve devletçi, kamucu politikalar geliştirilemedi. Kamuculuk dendi ama arkası boş kaldı. Aile sigortası dendi. İşte birkaç özelleştirilen kurumun kamulaştırılmasından bahsedildi. Yolsuzlukların önlenmesi dendi ama yolsuzlukları önlemek bir sol politika değil. Zaten yasa onu emrediyor. Yani yasa gereği zaten yolsuzluk yapmak cezai tabi bir şey. Yasa dışı bir şey. Dolayısıyla onun için solcu olmanıza gerek yok. Yani merkez sağ bir hükümet ya da liberal bir hükümet de yolsuzluklara karşı çıkabilir. Yani burada önemli olan siz vergi politikanız, özelleştirme politikanız, sendika politikanız, eğitim sağlık politikanız nedir? Şunu söyleyebiliyor musunuz? Örneğin kategorik olarak özelleştirmelere karşıyım. Hiçbir kamu kurumu artık özelleştirilmeyecek. Bununla da yetinmeyeceğiz. Daha önce özelleştirilen tüm kamu kurumları yeniden kamulaştırılacak diyebiliyor musunuz? Yani karma ekonomik model, yani devletçilik ilkesi, kamuculuk ilkesi ve sosyal demokrasi ve demokratik solculuğun öngördüğü karma ekonomik model, yani bir taraftan özel sektör olacak ama onun karşısında güçlü bir kamu sektörü olacak. Bunu hangi çerçevede söyleyebiliyorsunuz? Ya da daha çok kazanandan daha çok vergi alacağız. Orta sınıfın ve yoksul kesimin vergi yükünü hafifleteceğiz. Veya sendikaları organik olarak örgütlü bir biçimde destekleyeceğiz. Çünkü sendika demek işveren karşısında işçinin hakkını koruyan en temel örgütlenme. Dolayısıyla sadece sendika başkanlarını milletvekili yapmakla yetinmeyeceğiz. Çünkü öyle anlaşılıyor bizde sendikayla ilişkiler. Başkanları evet, milletvekili yapalım, sendikalarla ilişki kurmuş olalım. O değil. Ya da eğitim, sağlık Fransa'da, Almanya'da, İsveç'te, Danimarka'da, Finlandiya'da olduğu gibi hem kaliteli tüm vatandaşlara, sadece birkaç ilde de değil, 81 ilde, 1000'e yakın ilçede tüm vatandaşlar için ücretsiz ve kaliteli hale getirilebilecek mi? Getirilecekse bunu nasıl projelendireceksiniz gibi bazı birçok eksikler var. Yani neoliberal politikaların etkisi altında sahte solcu
solcuymuş gibi yapan, kamucuymuş gibi yapan, aslında solcu kamucu olmayan bir takım ekonomi söylemleri veya dediğim gibi laiklik ilkesinin hiç neredeyse yok sayılması, yani o terimin kullanılmasından bile kaçılması noktasına gelinmesi ve evet. Bildiğiniz gibi laiklik, onu da kısaca tanımlayayım. Yani dinin devlet, siyaset, hukuk, eğitim işlerine müdahale etmemesi ve bu koşulla da devletin de dindar vatandaşın dini inanç ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alması veya dindar olmayan vatandaşın da dünya görüşünü, yaşam tarzını güvence altına alması. Yani laiklik dinsizlik demek değil, laiklik farklı dinlerin, mezheplerin ve dünya görüşlerinin, felsefi görüşlerin bir arada yaşamasını sağlayan bir uzlaşma modeli ve bir ulusal güvenlik güvencesi. Yani hem demokrasinin ön koşulu, çünkü laikliğin olmadığı yerde demokrasi olmaz, teokrasi olur, din devleti olur. Afganistan'da, Pakistan'da ya da Suudi Arabistan'da, İran'da olduğu gibi ya da Vatikan'da olduğu gibi tek ön koşul değil ama ön koşullardan birisi. Ama aynı zamanda bir ulusal güvenlik güvencesi. Çünkü laikliğin olmadığı yerde siz ülkeleri din ve mezhep üzerinden bölüp parçalayabilirsiniz. Emperyalizm bunu yapıyor. Ülkeleri din, mezhep, etnik kimlik üzerinden bölüp parçalıyor. Dolayısıyla siz laikliği bir kenara koyduğunuz zaman ya da değersizleştirdiğiniz zaman, bir ayrıntı gibi gördüğünüz zaman ya da satır aralarına sıkıştırdığınız zaman bu emperyalizme hizmet ediyor. Siz kapitalizmi bir sorun olarak görmediğiniz zaman ve ekonomik sosyal adalet sağlamaya yönelik bir ekonomi politikası geliştirmediğiniz zaman bu yine kapitalizmin ve emperyalizmin faydasına oluyor. Dolayısıyla yani bu partinin kimliksizleştirilmesi öyle basit bir konu değil. Küresel bir sorundan bahsediyoruz şu anda. CHP tartışırken. Küresel bir sorun vurgusu çok önemliydi. Şimdi şunu soru da devreye giriyor. En başta yapmış olduğunuz partiye dönük eleştirilerde. Mesela bu eleştiriyi ağırlıklı olarak İstanbul Kongresi'nde de yapmıştınız. Partinin İstanbul Kongresi'nde. Delege mühendisliği yapılıyor. Delege ağlığı var partide dediniz. Bu çok dikkat çekiciydi. Ben bu soruyu şununla birleştirmek istiyorum. Biliyorsunuz adaylardan, İstanbul adaylarından Cemal Can Polat'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik bir takım tırnak içinde suçlayıcı ifadeleri çok tartışıldı, konuşuldu. Hatta kendisiyle ilgili bir takım işlem yapılacağı belirtildi partide. Ben hatırlatayım, ne demişti Cemal Can Polat? Belediye başkanı olduktan sonra CHP örgütünü dışarıda bırakmayı kabul edemiyorum. CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP'den istifa edip İYİ Parti üzerinden işe girme dönemi pazar gününden itibaren bitecektir. Sağ siyasetle belediyecilik olmaz. AKP'nin devşirme kadrolarıyla belediyecilik yapamazsınız. İYİ Parti kadrolarıyla solcu belediyecilik yapamazsınız dedi. Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne karşı bunları söyledi. Orada ardından Ekrem İmamoğlu bu açıklamalara çok tepki gösterdi ve partide de bununla ilgili bir tartışma başladı. Yani şunu soracağım. Siz de bu delege ağlığı, delege mühendisliği yapılıyor eleştirisini yöneltmiştiniz ya o gün. Cemal Can Polat da bu takım, yani bununla ilgili böyle açıklamalar yapınca şu soru devreye giriyor. Neden durduk yere Cemal Bey böyle bir açıklama yapma ihtiyacı duydu? Ya ben şimdi tabii Cemal Can Polat'la Ekrem İmamoğlu arasındaki bu tartışmaya çok girmek istemem. Yani Cemal Bey, Cemal Bey de delegeleri işaret ediyor da, yani siz de anladım. Böyle bir eleştiri yöneltiyorsunuz. O yüzden yani biraz tesadüf mü diye sorgulamak istedim. Yani evet, Cemal Bey'in bazı sistemleri oldu orada. Bazı iddialar ortaya koydu. Dolayısıyla tabii Ekrem Bey de onlara herhalde bir yanıt, zaten bir yanıt verdi ve verecektir de herhalde, başka yanıtlar belki daha sonraki zamanlarda, onu bilemiyorum. Ama ben şunu söyleyeyim, ben tabii delege mühendisliği derken biraz daha farklı bir şey kastediyorum. Benim kastettiğim şuydu, hani işi almak almamak vesaire gibi bir mesele değil de belediyelerde. Yani birincisi şunu söyleyeyim. Yani biz belediyelerin belediyelerin de genel merkezinde delege mühendisliği yapmasına karşıyız.
Yani bunu sadece Ne belediyeler delegeler? yapmıyor. Yani Evet. delegeler üzerine Evet. baskı kurmak demek mi? Yani Bahsettim. belediyeler şimdi bu genel Türkiye'de bir sorun. Yani AKP, MHP, işte HDP, İYİ Parti, CHP hepsinde var bu. Yani belediyeler siyasete müdahale ediyor. Öyle söyleyelim isterseniz. Ve siyaseti belirlemeye çalışıyor. Ve bu kongre süreçlerinde de, kongre kurultay süreçlerinde de bu delege mühendisliği işine belediyeler de karışıyor. Hem genel merkez bunu yapıyor, hem belediyeler bunu yapıyor. Şimdi dolayısıyla biz buna kategorik olarak karşıyız. Çünkü delegelerin kendi özgür iradeleriyle böyle bir takım hani çıkar işlerine girilmeksizin işte mahalle kongrelerinden başlamak üzere seçilebiliyor olmaları Ama gerekiyor. işte Bir Örsan Bey, hani başka. bu bir sorun ya, sorunu ortaya koyuyorsunuz ya, Evet. önemli bu. Bunu o yüzden biraz daha açmak gerekiyor galiba. Eğer böyle bir sorun varsa bu sorunu ortadan kaldırmak için ne yaşandığını, ne olup bitti. Çünkü sürekli bir takım iddialar konuşuluyor kamuoyunda, parti içinden de eleştiriler yöneltiliyor Evet. ama ne yazık ki açıklıkla bunlar konuşuyor. Mesela şöyle açık sorayım ben. Yani duyuyoruz çünkü. Bir dedikodu halinde devam ediyor. Dedikodu mu değil mi? Delegelere belli bu bir para olabilir, bir görev olabilir, bir başka bir şey olabilir. Herhangi bir tırnak içinde rüşvet diyebileceğim bir şey mi teklif ediliyor, bir şey mi sunuluyor? Bahsettiğiniz ya da konuşulan şey bu mu? Yani biraz açık Anladım. sormak durumundayım. Buyurun. Yani şöyle, şimdi belediyeden söz ediyorsak genel merkezde kendi kontrolündeki ya da kendisine şu anda genel merkez yönetimine yakın olan belediyeler baskı kurmuyor mu? Hani Cemal Bey öyle bir Ekrem Bey eleştirmiş ama sadece Ekrem İmamoğlu mu siyasete müdahale ediyor? Yani Cemal Can Polat'ı genel merkezde destekleyenler de yüzlerce belediyeyi devreye sokmadılar mı delege mühendisliği yapmak için? Yani dolayısıyla yani bu sadece bir İstanbul Belediyesi ile ilgili bir konu değil. Genel olarak Türkiye'nin her yerinde ne yazık ki ve tüm siyasi partilerde belediyeler, kamu hizmeti vermekle yükümlü olan belediyeler, siyasi partilerin mahalle, ilçe ve il siyasetine, kurultay siyasetine müdahale ediyorlar. Yani onu tabii şimdi birazdan açacağım ama önce bu tespiti yapmak gerekiyor. Buna kategorik olarak karşı çıkmak gerekiyor. Eskiden bizim partide siyasi protokolde ilçe başkanı, il başkanı, bir ilde il başkanı, bir ilçede ilçe başkanı en üst seviyede olurdu. Belediye başkanı değil. Yani devlet protokolünde belediye başkanı daha üstte olabilir ama sonuçta İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabi olan bir kamu kurumu belediye, öyle değil mi? Yani siz belediye başkanı seçildikten sonra sadece o siyasi partinin belediye başkanı olmuyorsunuz ki. Siz bütün vatandaşlara hizmet vermekle yükümlü, tüm vatandaşların belediye başkanı, İstanbul'un belediye başkanı oluyorsunuz. İzmir'in, Ankara'nın ya da neyse oranın belediye başkanı oluyorsunuz. Ama biz de öyle bir noktaya gelindi ki yani listeleri, yani bu mesela delege listelerini diyelim isterseniz, mahallede, ilçede, ilde belediye başkanları belirliyor. İlçe başkanı, il başkanı sus pus neredeyse böyle şey bir pozisyonda, yani ezik bir pozisyonda, istisnaları var tabii. Belediye başkanı karşısında ezilen ilçe başkanı, il başkanı var Canan Hanım. Ya böyle bir şey olabilir mi? Eskiden belediye başkanı ilçe başkanının odasına o giderdi, onu ziyaret ederdi. İlçe başkanının ceketin düğmesini ipler, kapıyı çalar, belki de kapıda bir süre Benim beklerdi. bildiğim kadarıyla il Yani başkanlığı il içinde geçerli. Şimdi üstünde değil belediye yani, başkanı, rütbe olarak üstünde bildiğim kadarıyla belediye başkanlarının, değil mi? Hani şimdi belediye başkanı kendisini yani şey gibi, toprak ağası gibi, siyaset ağası rolüne soyunmaya çalışıyor. Böyle bir şey olmaz ki, yani siyaset ağası mı belediye başkanı? Belediye başkanı o şehrin altyapı sorunlarını, işte kanalizasyon, arıtma tesisi, yol, metro, neyse işte kültür sanat merkezi, tarih eserlerin restorasyonu, yeşil alanların yaratılması, parkların yapılması. Belediye başkanı görevi bu.
Mesela belediye başkanı ilçe kongresine geliyor. Belediye faaliyetlerini anlatıyor. Onları seçmene anlatması lazım. Yani oradaki delegelere niye anlatıyorsun? Orada delegeyi etkilemeye çalışıyor. İşte benim adayım şu. Ben şu ilçe ya da il başkanının adayını destekliyorum. Bütün ilçelerde yaşadık bunu. Bu kongre sürecinde, ilçe kongrelerinde, il kongrelerinde belediye başkanı çıkıyor, faaliyet anlatıyor. İlçe, şimdi isim vermek istemiyorum. Ya belediye, sen niye faaliyet anlatıyorsun? Çünkü orada bir iki aday varsa birini ben destekliyorum. Yani belediye başkanı birini destekliyor. Delegeyi etkilemek için ne kadar iyi belediye başkanı olduğunu anlatıyor. Bunu seçmene anlatması gerekiyor. Yani çok temel bir sorun var. Şimdi başa dönecek olursak, yani burada bu ne olabilir? Yani makam, şimdi ben bilmediğim bir konuda burada konuşmam. Ama yani makam mevki bazında bir şey olabilir. Ben sizi belediye meclis üyesi yapacağım diyebilir. Yani makam mevkiyi dağıtabilir. Ya da işte belediyede seni veya akrabalarını işe alacağım diyebilir. Yani onun ötesine ben bir para dağıtma, rüşvet verme falan gibi bir şey elimde belge kanıt olmadan böyle bir iddia ortaya atmak. Yani böyle, yani böyle duyumlar tamam dolaşıyor ortada ama yani o aktüel işler konusunda bir kanıt olmadan bir şey söylemek doğru değil. Ama yani şeyleri biliyoruz, yani bildiklerimizi söyleyelim. Yani böyle makam mevki dağıtma veya makam mevki bazında vaatlerde bulunma diyelim. Onları da hepsini dağıttıkları yok da yani vaatte bulunuyor. Bol keseden vaat veriyor. 500 kişiye şey vaat ediyor. Diyelim ki 100 kişi sadece girebilir orada işe diyelim ki, ya da belediye meclisine liste alabilecekleri insan sayısı belli. Mesela şimdi varsayımsal konuşuyorum. Diyelim ki 50 kişi. 500 kişiye vaatte bulunuyor. 500 kişinin kendi aralarında da bir iletişim olmadığı için ya da büyük ölçüde olmadığı için kimsenin aslında vaatlerinde çoğu boş, yani onu da söyleyeyim. Hani buradan belediyelere de onu aktarmış olayım. Şimdi dolayısıyla biz İdealist bir kaygıyla bu işlere hiç girmeden, bizim arkamızda belediye yok. İstanbul Kongresi'nde de açıkladım zaten. Genel merkez yok, belediye yok, sermaye yok, medya, siyaset, ticaret üçgeni yok. Tam da oraya geleceğim. Ağırlıklı olarak bu eleştiriyi çok yöneltiyorsunuz. Medyaya dönük bir eleştiriniz var. Haklısınız da tabii ki, özellikle de ana akım medya size yer vermedi. Bu görünen somut bir gerçek tam anlamıyla. Ana akım derken yani şey, AKP medyasından bahsetmiyorum. Hayır. Hayır. Geleneksel AKP medyadan. AKP medyasına ben çıkmıyorum zaten. Davet ediyorlar, gitmiyorum. O ayrı bir şey de. Yok. Yani ben şeyi kastediyorum. Geleneksel yani medyadan. Düşüncelerinin yakın gibi görünen medya diyelim yani. Orada tam da olarak, tam olarak ondan bahsediyorum aslında. Geleneksel medya olarak tanımlıyoruz biz onu, artık yeni medya olduğu için. Ama şöyle, benim de bir eleştirim var bir medya çalışanı, bir gazeteci olarak. Siz eleştirinizde haklısınız, zaten gördüğümüz bir somutluktu, somut bir gerçeklikti bu. Ancak sizin özelinizde söylemiyorum, genel olarak siyasetçilerde de böyle eski alışkanlıklardan vazgeçememe gibi bir durum var. Yani hala yeni medyaya alışamadı mevcut siyasetçiler sanırım. Yani mesela birçok siyasetçi de bağımsız gazetecilerin yayınlarına ya da YouTube yayınlarına öncelik vermek yerine daha çok televizyon kanallarına ağırlık ve öncelik vermeyi tercih ediyorlar. Oralardan daha fazla kişilere ulaşacaklarını düşünüyorlar haliyle, anlayabiliyorum, ama artık yeni medya daha önemli ölçüde birçok kişiye ulaşabiliyor. Ben de kendi eleştirimi ortaya koyayım. Ama size hak veriyorum, gördüğümüz somut bir gerçeklik olduğu için. Bir ekleme yapmak ister misiniz medyaya dönük eleştirinizi? Yani beni medyadan çağıran yok. Ben Sözcü TV beni çağırmadı. KRT beni çağırmadı. Halk TV. Hiçbir televizyon kanalı çağırmadı mı sizi? Ben bu yayınlara çıkmadım ki. Yani Özgür Özel çıktı. Bizi çağıran neden yok. Evet. Yani ciddi bir medya ambargosu var. Onun için ben zaten bu medyada yer alan birisi değilim. Yani o medyayı tercih ediyorum da YouTube medyasını tercih etmiyorum diye bir şey yok. Zaten oradan beni çağıran neden yok. Şimdi dolayısıyla işte Tele1'de çıktım, Flash TV'de çıktım. Peki neden size? Size neden böyle bir ambargo uygulamak yani olabilirler? Fatih Altaylı'da çıktım, Nevşin Mengü'de çıktım, başka da bir yerde çıktım, hatırlamıyorum. Şimdi dolayısıyla yani bakın, isim de veriyorum, ilk defa belki isim veriyorum. Sözcü TV diyorum. Sözcü TV Özgür Özel'i çağırdı. Uğur Dündar, İsmail Saymaz onları sorular yöneltti. Ya da Habertürk, Mehmet Akif Ersoy, Özgür Özel'i çağırdı. Ondan sonra yani
Dolayısıyla biz o Habertürk'te bizi çağıran olmadı. Sözcü TV'de olmadı. Halk TV'den, KRT'den kimse çağırmadı. Tele1? Şimdi Tele1'de bir programa çıktım ama mesela sabah programıydı o. Akşam programında Özgür Özel'i çağırdılar. Bizi çağırmadılar. Şimdi bu ne demek? Yani siz bunu nasıl yorumluyorsunuz? Ayrımcılık dolayısıyla... tabii. Bir ayrımcılık. Evet. Hayır, bu yani bu bir kere hem bir saygısızlık, hem bir ayrımcılık, hem bir saygısızlık, hem de seçmene ve vatandaşa saygısızlık. Beni bir kenara koyun. Yani şu demek bu: biz sizi adaylar konusunda bilgilendirmeyeceğiz. Kimin genel başkan olacağına biz karar vereceğiz. Medya mı seçecek genel başkanı, CHP genel başkanı? Şimdi dolayısıyla bu neden kaynaklanıyor? Çünkü artık nasıl AKP'nin bir yandaş medyası varsa, yani aynı şekilde CHP yönetiminin de bir yönetiminin de veya o yönetimin güdümünde olan odakların da bir yandaş medyası var. Bakın şu bile, yani Özgür Özel davet eden medya kurumları yıllardır Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler aynı zamanda. Yani dolayısıyla Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki fark ne bu bağlamda da? Yani şey açısından da, hani söylemlerine baktığınız zaman, eylemlerine baktığınız zaman sadece 3-5 haftanın söylemi değil. Yani son yıllarda yapıp ettiklerine baktığınız zaman Özgür Özel ve ekibi, bir kenarda onlar, bir kenarda Kılıç Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi. Zaten aynı ekip değil mi? Yani Özgür Özel ve ekibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun A takımı değil mi? Yani sorunun parçası olanlar sorunu nasıl çözecekler? Sesleri çıkmış mı? Biraz önce bahsettiğim yapılan yanlışlarda seslerini çıkartmışlar mı? İtiraz etmişler mi? Veya olayların akışını değiştirecek biçimde kritik konularda bir şey yapmışlar mı? Şimdi bakıyorsunuz, Kemal Kılıçdaroğlu'nu koruyup kollayan ya da CHP yönetiminin, Kemal Bey'in güdümünde olan medya, aynı medya şimdi Özgür Özel'i ön plana çıkartıp bizi yok sayıyor. Şimdi bunu herkesin araştırması gerekiyor. Şimdi ben gazeteci bir aileden geliyorum. Benim babam Örsen Oyman, evet. Efsane gazeteci, politika kazanı köşesi, bilirsiniz, Milliyet Gazetesi'nde 70'li yılların, 80'li yılların en çok okunan iki köşe yazarından biri. Birisi Uğur Mumcu, birisi babam. Altan Öymen nitekim benim gazeteci. Ben kendim de Altan Öymen amcam gazeteci. Ben kendim de 10 yıl muhabirlik yaptım. 1990-2000 yılları arasında zaten Cumhuriyet Gazetesi köşe yazarıyım. Ben de medyadan gelen birisiyim. Medyanın ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Medya dediğiniz kurumlar, medya kurumları kamuya bilgi vermekle yükümlüdür. Kamu hizmeti veren kurumlardır bunlar. Siyasi partilere hizmet etmezler. Siyasi partinin yönetimine hizmet etmezler. Bu ister AKP olsun, ister CHP olsun. Şu anda medya kürmüş bir halde. Şimdi dolayısıyla, yani zaten CHP yönetim kendi açıklıyor. Biz şu kanalla reklam anlaşması yaptık falan filan diye itiraf ediyor bir de bunu. Siz düşünebiliyor musunuz? Almanya'da, Fransa'da bir siyasi parti bir televizyon kanalıyla reklam anlaşması yapacak. Onun karşılığında o kanal bir siyasi partinin liderini saatlerce yayına sokacak. Ya da o partinin yönetiminin açıklamalarına haber değeri ölçütüne göre değil, o reklam sözleşmesinin gereklerine göre yer verecek. Kıyamet kopar. Hem o siyasi partide kim yaptı o anlaşmayı, onu o siyasi partiden ihraç ederler, disipline sevk ederler. Hem de o televizyon kanalında onu kim yaptıysa onu kapının önüne koyarlar. Ertesi gün Almanya'da, ARD'de, ZDF'de, aklınıza ne geliyorsa İngiltere'de, BBC'de. Dolayısıyla bu artık ülkenin çivisi çıkmış. Yani burada medya siyasi parti yönetimleri tarafından olmuş, uydu haline getirilmiş. Dolayısıyla bizim bu ambargo yememizin nedeni nedir diye soracak olursanız, sordunuz çünkü. Bizim ilkelerimize bakın, cheplkedemokrasi.org, neleri savunuyoruz? Emperyalizme karşı mücadeleden bahsediyoruz, kapitalizme karşı mücadele ediyoruz, laiklik diyoruz. Yani bozuk düzen, yani bu bozuk düzeni değiştirmek. Biz zaten sloganımız CHP'de devrim, Türkiye'de devrim. Bunu yani, rahatsız ettiğini mi düşünüyorsunuz? Ya biz radikal girdiğimiz için, ya bir de şöyle bakın. Mesela biz Haziran'dan beri bu mücadeleyi veriyoruz. Özgür Özel falan ortada yoktu. Mesela bize bazıları diyor ki, bazı cahiller, siz nereden çıktınız? Takip etmezsen, medyanın, sürü zihniyetin peşinden gidersen haberin olmaz tabii. Biz Haziran'dan beri çalışıyoruz. Benim sormam lazım Özgür Özel'e, sen nereden çıktın diye, eğer soru sorulacaksa. Ben sormam öyle. Şaşırdınız mı Özgür Özel'in adına? Şaşırdınız mı? Yani bunu söyleyenler var. Şimdi yani yok, şöyle. Yok, ben yani size Özgür Özel'in etrafında olup
Yani siz nereden çıktınız diyorlar mesela. Ben de onlara soruyorum. Siz nereden çıktınız yani? Eğer öyle sorarsa daha doğrusu ben öyle sor. Ben durduk yere öyle bir şey zaten sormam. Herkesin hakkıdır. Yani Özgür Özel de aday olabilir. Ben de olabilirim. Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir. Ama demek istediğim bu yediğimiz medya ambargosu nedeniyle onu anlatmaya çalışıyorum. Bizden hala haberdar olmayan CHP üyeleri hatta CHP delegeleri var. Düşünebiliyor musunuz? Tam da onu soracağım Örsan Bey. Bu kısım önemli ve buna yol açtı bu ambargoda diyorsunuz. Önemli. Şimdi siz hemen hemen birçok kongrede bulundunuz. İstanbul'dan önceki kongrelerde de bulundunuz. Delegelerle de parti tabanıyla da iletişim halindesiniz bu süreç içerisinde, çalıştırma yürütünün süreç içerisinde. Şimdi önümüzdeki kurultayda adaylığınızın kesinleşmesi için 1370 delegenin %5'i oranında %5'in desteğini almanız gerekiyor. Evet. Mevcut kurmuş olduğunuz temaslara baktığınızda böyle bir destek bulabileceğiniz sonucuna ulaştınız mı? Emeklerinizin karşılığını alabileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani onu göreceğiz. Şu kadarını söyleyeyim. Biz bir kere güçlü olan haklıdır zihniyetine karşı mücadele ediyoruz. Bizim için kimin tırnak içinde güçlü olduğu, işte sermaye, belediye, neyse konuştuğumuz şeyler, medya, şu bu falan bizim umurumuzda değil. Bizim için haklı olan güçlüdür. Biz ahlaken ve siyaseten doğru bir yoldayız. Bu partiyi özüne kavuşturmak, ilkelerine sahip çıkmak ve parti içi demokrasiyi sağlamak hedefimiz bizim ahlaken ve siyaseten doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla bunun sonucu kaybetmek de olabilir, kazanmak da olabilir. Tabii ki amacımız kazanmak, kaybetmek derken kurultayda kazanmak, kaybetmek. Tabii ki temel amaç orada kazanmak ve sonuca ulaşmak. Şimdi seçmen temeline baktığımız zaman yani bu bizim hakkımızda yapılan sosyal medya paylaşımlarını inceliyoruz. Örneğin benim sosyal medya paylaşım, siz de yapabilirsiniz bunu. Altına yazılanlara bakın. 3000-4000 tane sosyal medya yorumunu inceledik biz. Bu neredeyse bir anket gibi bir şey. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun altına yazılanlara bakın. Bir de Özgür Özel'in altına yazılanlara bakın. Yani benim hakkımda yazılanlar neredeyse %99.9'u olumlu. Çok az var yani. Yani kazanamaz diyen var ama olumsuz bir şey yok. Kemal Bey hakkında ne yazık ki keşke öyle olmasaydı. Neredeyse %99'u olumsuz. Özgür Bey hakkında da yarı yarıya yaklaşık olumsuz da var, olumlu da var. İşte siz zaten o ekibin parçasıydınız. Şimdi ne oldu da bir anda değişimden söz etmeye başladınız. Aklınız daha önce neredeydi falan gibi şeyler. Yani onun tutarsızlıklarını ortaya koyan şeyler. Bizim için kimse onu söyleyemiyor. Çünkü biz tutarlıyız. Ben yıllardır bunları söylüyorum. Ben parti mesleğiyle... Özgür Özel'in bu noktada tutarsız olduğu görüşüne de katılıyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet katılıyorum. Ben yani şöyle söyleyeyim. Yani benim katılmam önemli değil. Zaten arşive bakıyorsunuz, görüyorsunuz. Yani şu anda söylediklerini bir sene, beş sene önce, üç sene önce söyleseydi belki bugünlere gelmezdik. Ben Deniz Baykal'a da parti meclis üyesiyken de parti içi demokrasi ve partinin sağa savrulması konusunda eleştiri yönelten birisiydim. Hatta Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı parti meclisine çalıştık biz. Kemal Bey'in kürsüye bir kere çıktığı söz aldığını hatırlamıyorum ben. Deniz Baykal'a yönelik hiçbir eleştiri yaptığını hatırlamıyorum. Biz eleştiriyorduk. Daha sonra Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazılarım zaten ortada. Yani arşiv ortada. Bütün bu eleştirilerimizi o zaman da yapıyorduk. Şu andaki yönetime yönelik, Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik. Örgüt toplantılarında bunları dile getiriyorduk. Parti örgüt toplantılarında da aynı şeyleri ifade ediyorduk. Sadece seçim sürecinde eleştirilerimizi askıya aldık. O da siyasi etik gereği parti üyesi olduğumuz zaman... rakip yani AKP'ye hizmet edecek halimiz yok. Orada eleştirilerimizi tabii ki geçici olarak askıya alıyoruz. Ama seçim sürecine girene kadar biz eleştirilerimizi yaptık. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları ne zaman diyor ki biz bazı şeyleri eleştirdik ama medya önünde eleştirmedik, parti organlarında eleştirdik. Peki neyi eleştirdin? Yani onu söylemiyor somutla. Birkaç şey hariç çoğunu söylemiyor. Hala biz neyi eleştirdiğin zaman da bilmiyoruz. Bir de sadece eleştirmek değil ki. İki satır arasında oraya bir cümle sıkıştırmakla eleştiri olmaz ki. Kendisi grup başkan vekili düzeltiyorum o zaman. Yani
sizin bazı kritik konularda ne bileyim Diyanet Akademisi medrese kuruyor adamlar. Onun altına sizin milletvekilleriniz imza atıyor. Sen o konuda ne yaptın mesela? Ya da bir İslamcı kanattan Cihangir İslam milletvekili yapılıyor. Ona itiraz ettin mi? Bir şey dedin mi? Gibi. Ya da ne bileyim NAS diyor mesela genel şey Cumhurbaşkanı Kur'an ayetine göre ekonomi politikası belirliyor. Bizim genel başkan madem NAS var faizi daha fazla indir diyor. Anayasadan yasadan söz edeceğine Kur'an ayeti üzerinden siyaset yapmaya devam ediyor. O dönemde Özgür Özel ne diyordu? 1921 anayasası yüceltiliyor. Kapsayıcı anayasa diye. Halifeliğin padişahlığın geçerli olduğu dönemde yazılmış metne kapsayıcı deniyor. 1961 anayasasına vesayet anayasası deniyor. Bunun altında genel başkan imza atıyor. Özgür Özel grup başkanı olarak ya da başkan vekili olarak ya da şu anda ekibinde olanlar o zaman seslerini çıkartmış mı? Yani Temmuz-Ağustos kurultay sürecinde ne söylediği önemli değil insanların. Son 5 yılda, 10 yılda, 3 yılda ne demişler? Söylemleri ve eylemleri nedir? Bir kez söylemleri ne bir de söylemleri ve eylemleri tutarlı mı? Bütün mesele bu. Biz tutarlı bir şekilde ideolojik bir siyaset yapıyoruz. İdeolojinin ilkelerin olmadığı yerde makam mevki mücadelesi olur. İşte medyanın göremediği, yani medya bu durumda ne konuma düşüyor? Yani bu bozuk düzenin bir parçası haline düşüyor. Bu kadar basit. Dolayısıyla medya, biz diyoruz ya demokrasinin temeli yasama, yürütme, yargı arasında güçler ayrılı olmalı diyoruz. Medyayla da siyasi partilerin arasında güçler ayrılı olmalı ki demokrasi olabilsin, medya kamuya hizmet versin. Nasıl demin anlattım, belediyeler kamu hizmeti verme işini unuttular, siyasete müdahale ettiler. Burada da siyasi partiler medyaya müdahale ederek yine kamusal düzeni ve kamu hizmetini darmadağın etme noktasına geldiler. Sorun bu. Evet. Biz buna karşı mücadele veriyoruz. Evet, şimdi merak edilen bir başka şey daha var Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili. Henüz bu bir senaryo ama olması muhtemel konuşulan da bir senaryo. Örnek veriyorum, işte önümüzdeki kurultayda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu tekrar seçilmesi durumunda. Siz mücadelenize ne şekilde devam edeceksiniz ya da devam ettirecek misiniz, bu mücadelenizi nereye taşıyacaksınız? Mesela şu iddialar konuşuluyor Özgür Özel ya da değişim isteyen grupla ilgili. Yerel seçimlerin hemen ardından partiyi olağanüstü kurultaya götürme yönünde bir hazırlık yürütebilecekleri yönünde bir takım iddialar konuşuluyor. Siz bunu destekler misiniz? Siz de böyle bir girişimde bulunur musunuz? Nasıl devam edeceksiniz? Eksik kaldı. Yani şunu söyleyecektim. Onu tamamlayacağız. Yani benim hatam, ben eksik bıraktım, fark ettim. Yani yani seçmen temelinde bize yönelik bir destek var. Taban, CHP tabanı. Önemli olan şu anda o delege ile seçmen tercihi ya da üye tercihi çelişecek mi, çelişmeyecek mi? Yani delege seçmenle inatlaşırsa bu büyük bir faciaya sebep olabilir. Hem bölünmelere sebep olabilir, hem seçimlerde büyük bir facia yaşayabilir. Şimdi diğer son sorunuza gelecek olursak yani şu anda mevcut yönetim devam etmesi durumunda benim edindiğim izlenim, vatandaşlar CHP'nin belediye başkanı adaylarına oy vermeyeceğiz diyorlar. Yani artık evet, şey noktasına gelmişler. Hatta ben diyorum ki genel merkez bir araştırma yapsın. 60 ilde 15 bin kişiyle genel başkan aynen kalırsa CHP'nin adaylarına oy verecek misiniz? Tek soru. Eğer büyük çoğunluk hayır derse genel başkan desin ki ben aday adayı değilim. Çünkü seçimleri kazanmak istiyorsa gerçekten iddia ettiği gibi, o zaman öyle yapması gerekiyor. Ama böyle bir araştırma yaptırmıyorlar. Ben bunu haftalar önce kongrelerde dillendirdim. Genel merkez yöneticilerin önünde söyledim. Bu önerim oraya gitmemiş olması olanaksız bir şey. Mutlaka gitmiş olması lazım. Yani genel merkez Kemal Bey'i destekleyen milletvekillerinin önünde söyledim ben bunu. Genel başkan yardımcılarına. Ya bunu yapmamasını nasıl yorumlayacağız yani? Bunu herkes düşünmeli. Şimdi dolayısıyla yani bu seçimlerde böyle bir olumsuz bir sonuç çıkması durumunda olağanüstü kurultay tabii ki kaçınılmaz bir hale gelir. Ama o da yapılır mı yapılmaz mı, işte imza toplamak gerekiyor. Ya genel başkanı olağanüstü kurultaya götürecek ya belli bir sayıda imza toplanacak. Yani
bizim yaşadığımız 13 yılda 12 seçim kaybeden birisi hala koltuğa yapışmış oturuyorsa burada bir sorun var. Yani bu hiçbir demokratik ülkede böyle bir uygulama yok. Bir seçim, iki seçim kaybeden istifa ediyor. Şimdi ya da genel aday aday olmayacağını söylüyor. Dolayısıyla yani şimdi hazır delege seçilmişken biz bir 2 yıl, 3 yıl daha, biliyorsunuz 2 yılda bir kongreler kurultay yapılmak zorunda. Bir de 1 yıl erteleme hakkı var, 3 yıl. Yani bizim bir 3 yıl daha bekleme lüksümüz yok. Dolayısıyla yani olağanüstü kurultay kesin olacak da diyemiyorum. Çünkü yani genel merkezdeki bazı insanların niyeti iyi mi ondan emin değilim. Yani niyetiniz kötüyse her şeyi yapamazsınız. Özür dilerim. Yani 3 yıl boyunca belki de olağanüstü kurultayı da engelleyecekler. Özgür Özel olağanüstü kurultay ister mi istemez mi bilmiyorum. Ben Özgür Bey ile Kemal Bey ayrı mı hareket ediyor, birlikte mi hareket ediyor? Ben onu daha henüz çözebilmiş değilim. Yani bu konuda da kuşkularınız var anladığım kadarıyla. Yani tavşan evet. Aday olabileceğini mi düşünüyorsunuz Özgür Özel? Tavşan demedim. Yani sürekli yani şöyle söyleyeyim. Yani 12 Eylül günü Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ne görüştüler bilmiyoruz. Yani bir saate yakın bir görüşme oldu. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Şimdi dolayısıyla ya da daha önceki süreçlerde ne konuştuklarını bilmiyoruz. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ne konuştular? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı böyle kapalı kapıların ardında bir takım gizli görüşmelerle mi belirlenecek? Ve onların üzerinden geliştirilen delege mühendislikleriyle, delege ağalıklarıyla mı belirlenecek? En temel sorunumuz bu. Buradan delegeleri bilgilendiriyorum. Ve aynı zamanda tarihsel bir sorumluluk var şu anda delegelerin üzerinde. Dolayısıyla benim kendilerinin yani bunları benim Türkiye'nin önünde dillendirmemi istiyorlarsa ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeniden toparlanmasını arzu ediyorlarsa doğru bir karar almaları çok büyük önem arz ediyor. Tarihsel bir sorumluluk var kendilerinin üzerinde. Son olarak biliyorsunuz Cumhuriyet'in 100. yılı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik de bir takım eleştiriler yöneltiliyor. Biraz sönük kaldı 100. yılın daha coşkulu bir şekilde kutlanması gerekiyordu. Eleştirileri yöneltiliyor. İktidar anma başlığını kullanıyor daha çok. Siz bu eleştirileri nasıl yorumluyorsunuz ve Cumhuriyet'in 100. yılıyla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani Cumhuriyet'in 100. yılında bence öncelikle Cumhuriyet'in temel ilkelerini anlamak lazım. Yani Atatürk'ün aydınlanma devrimlerini anlamak lazım. Cumhuriyet'in özünde olan laiklik ilkesini anlamak lazım. İşte demokratik, laik, sosyal hukuk devleti nedir bunları bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani Cumhuriyet'i böyle yüzeysel şeylerle kutlamayacaksak yani mavi gözlü lider demenin ötesine geçeceksek, böyle görsel, görünüşsel şeyleri aşabileceksek, yani Cumhuriyet balosu demenin ötesine geçebileceksek, kavramsal ve kuramsal bir çerçevede Atatürk dediğimiz kişi entelektüel, Jean-Jacques Rousseau okumuş, işte filozoflardan etkilenmiş, Fransızlarından etkilenmiş, binlerce kitap okumuş bir insandan bahsediyoruz. Yani bunun arkasında başlı başına bir felsefe var Atatürk'ün Cumhuriyet devrimlerinin arkasında. Yani bunu anlamamız gerekiyor. Bunu anlamaya yönelik bir kutlama bugüne kadar zaten hani o şey Cumhuriyet bayramlarında da çok fazla göremedik. Çok bazı istisnalar hariç. Şu anda da pek görebileceğimizi zannetmiyorum. Yani yüzeysel bir şekilde bir takım kutlamalar, hatta sanki kutlamış olmak için ya da göstermelik bir takım kutlamalar. AKP tarafı zaten öyle. Yani CHP tarafında da tamamı öyle olmasa da bir kısmı diyelim isterseniz. Hepsi değil tabii ki. Yani evet. Bu kutlamaları çok derinlemesine Atatürk'ün yakışır bir şekilde kutlayacaklarını zannetmiyorum. Ben tabii burada bir çağrı yapıyorum tüm vatandaşlara. Cumhuriyeti 100. yılda kutlarken Cumhuriyet'in ne anlama geldiğini, yani halk egemenliğinin ne olduğunu ve Cumhuriyet'in Cumhuriyet olabilmesi için yasama, yürütme, yargı arasında güçler ayrılığının, laikliğin, düşünce, ifade, yayın ve örgütlenme özgürlüğünün, ekonomik ve sosyal adaletin, kamu devletinin, bunların hepsinin var olması gerektiğini bilincinde eğitimin, dinselleşmemiş bir eğitimin var olması gerektiğini bilincinde olmamız gerekiyor. Aslında altı ok Cumhuriyet'in temelleridir. Yani son olarak onu söyleyeyim. Yani Cumhuriyetçilik monarşinin antitezi, halkçılık oligarşinin antitezi, devletçilik serbest piyasacılığın,
özelleştirmecinin antitezi ki anayasamız da bunu söyler. Sosyal devlettir der Türkiye Cumhuriyeti. Laiklik teokrasinin antitezi. Ulusçuluk, milliyetçilik, ümmetçiliğin antitezi. Yani vatandaşlık bilincine işaret eder. Devrimcilik de muhafazakarlığın antitezi. Yani CHP'liler bu altı oka sahip çıksalar Cumhuriyete de sahip çıkmış olacaklar. Böyle bitireyim. Çok teşekkür ediyorum Örsan Bey. Önümüzdeki yayınlarda tekrar ağırlamak isterim sizi. Tamam, kolaylıklar diliyorum. Davetiniz için teşekkür ederim. Her zaman. Saygılar, hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın. Evet, Profesör Doktor Örsan Öymen'i ağırladık. Ters Aynı'nın özel bölümüydü izlemiş olduğunuz. Kurultay öncesi önemli bir takım açıklamalarda bulundu. Bakalım bizler de 4-5 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Büyük Kurultay'ı takip ediyor ve sizlere oradan canlı yayınlarla aktarıyor olacağız. Önümüzdeki hafta Ters Aynı'nın yeni bölümlerinde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.